Peki şimdi ilk yine yola çıkışta hesap şuydu aslında. E, %25 e, hatta onu daha da fazla sayanlar da vardı CHP oyu. %10 İyi Parti oyu evet. kaç ediyor? 35. Evet. E, %10 HDP oyu. İyi Parti %15 o zaman. 15 artı 15 16 17 öyle diyenler var 15. Tamam. artı 15. E, evet. 10 da HDP'yi koyuyorsun 50 yapıyor. Evet. O e küçük zaten, partilerde 4 5 bir de AK Parti'den MHP'den memnun olmayanlar var 60 bu yani Allah. yani. Öyleydi. Hesap böyleydi. Aritmetik toplam. Aritmetik toplam buydu. Bu bunu yapmak da mı yanlıştı? Yani yanlıştı böyle bir efendim. toplam yapmak da mı yanlıştı? Çünkü şimdi herkes onu söylüyor. Yani demek ki siyaset bir aritmetik değildir. işi değildir. Değildir efendim. Bunu yapmak da yanlıştı siyaseti böyle üst üste koyarak toplayamıyorsunuz. Çünkü bazen bir siyasi partinin varlığı diğer siyasi partinin motivasyonunu etkiliyor. Defalarca söyledi. Bunu İyi Parti'nin kurmayları da söyledi. O zaman İyi Parti'deyken, mesaideyken dilim döndüğü kadar ben de anlattım. Sadece oy toplamı değil, siyasi olarak propaganda gücünü de etkilemer, etkiler bu aday tercihleriniz. Yani kiminle beraber olduğunuz sahada propaganda gücü olan insanların çalışma şevkini de etkiler. İyi Parti sahada bu sonuçta aslında bildiği için en çok mesul olan ama kabahati en az olan partidir aslında. İyi Parti fark etmediği kamuoyu belki İyi Parti ile HDP masada yer değiştirdi aslında. Yani fiili durum yer değiştirdi. Doğru. Aslında doğru. HDP masaya geldi. Yani İyi Parti dışarıya çıktı. Yani İyi şöyle... Parti kurucusu olduğu masada etkisiz, inisiyatifsiz, kırmızı çizgilerini bekleyemez algı olarak hale geldi. Evet. Algı olarak o oldu yani. Algı olarak parti öyle çizgisi. inisiyatif ve kırmızı çizgiler olarak da öyle oldu. Yani Doğru. İyi Parti eskiden bizim olduğumuz yere gelemez dediği herkes bizim olduğumuz yere geldiğini gördüğü halde ses çıkaramadı, çıkarmadı. Kendini teyit ederek dışarıda korunaklı bir alan tahkim etmeye çalıştı. Dolayısıyla İyi Parti aslında masada olduğunu zanneden ama masadan kalktığı halde bu inisiyatifsizliğin sonucu bu hale getirmesini ihbar edemeyen parti haline geldi. Şimdi, Esas o. şimdi herkesin yine çok üzerinde durduğu tartıştığı bir konu var. Yani sizin de istifa edip ayrıldığınız partiyi de ilgilendirdiği için soracağım. Masanın çöktüğü an dediniz. En hakiki sorunun tartışılmaya başlandığı o toplantı oldu evet. dediniz. Ee, yani adayın kim olacağının belirleneceği toplantının yapılacağı 70 gün kala seçime o toplantıda. Masa çöktü. Neden çöktü? Çünkü Akşener masayı terk etti. Fakat sonra bir büyük kamuoyu baskısı ile karşılaştı. Masaya tekrar dönmek zorunda kaldı. Şimdi bir takım şeyler söyleniyor. Hani ya kim etki yaptı da Meral Akşener yeniden masaya döndü? Masaya dön, dönmemek gibi bir tercihte bulunabilir miydi? E, o kalkıştan sonra Ayrı bir yol çizebilir miydi? Şimdi geriye baktığınızda masadan kalkma olayının ve yeniden masaya dönme olayının analizini nasıl yapıyorsunuz siz? E şöyle yani bu detayları üzerinde kamuoyunu yormak istemem. Çünkü tarih bunu bir şekilde kıymetlendirecek. Ama şunun görülmesi lazım. İYİ Parti kendi özgün siyasi koordinatlarına yürüdü mü büyüme potansiyeli olan bir partidir. Yani milliyetçi, muhafazakar, mukaddesatçı, demokrat, merkez, cumhuriyete, demokrasiye, kuruluş değerlerine siyaset tarihimizin içerisinde değer setleri, işte milli manevi değerler alanı olan o siyasi interland içerisinde İyi Parti kendi siyasi koordinatlarını bulursa iktidar kulvarını kendi önüne alacak bir partidir. Dolayısıyla İyi Parti'nin özgünleşmesi AK Parti ve MHP seçmeninin kalbini, gönlünü, oyunu, reyini, ümidini kazanabilmek, alternatifini oluşturabilme imkanı demektir. Ben 4-5 sene çok sabit kadem durmaya çalıştım burada. Sebebi şu, efendim oy davranışları mahiyet itibariyle sağa kızan sola meyilli olmuyor. Sola kazan sol bizden daha esnek. Sol seçmen bizden daha esnek. Daha sonuç odaklı. Onlar mesela kazanmak için sağa da oy verebiliyorlar. Sağ seçmen daha ketum, daha e, tutucu bu anlamda. Kızsa bile eli gitmiyor, gönlü gitmiyor. Oy verme davranışında isteksizlik taşıyor falan. Dolayısıyla sağ seçmenin tutuculuğuna İyi Parti'nin özgün koordinatları eğer can suyu olabilseydi İyi Parti seçimin ilk turunda çok baskın, bariz, inisiyatifle iktidar alternatifi olabilecek bir oy alabilir. İkinci turun hem belirleyeni hem sürecin PKK ya da HDP tarafından gölgelenmeden sistem, demokrasi, devlet, millet, hakkı, hukuku için çok sağlıklı bir zeminde müzakere edeni olabilirdi. Ama, Ama yapılamadı. Yavuz, ama Yavuz Bey şöyle bir şey var. Tamam Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapıyorsunuz. Bir takım küçük partileri de yanınıza alıyorsunuz. Görülüyor ki HDP desteği olmadan da kazanma şansınız yok. Var işte ben onu düşünmüyorum. Ben öyle olmadığını beyan ederek 5 yıl geçirdim. Siz ekonomik, sosyal, eğitim, adalet, yapısal bütün bu konu sorunlarla ilgili e, kendi parti programlarında milletine vaat listesi olan bir rakibin alternatif olmaya çalışıyorsunuz. Rakibiniz sizin için avantajlı. Çünkü vaat ettiklerinin çoğunu tutturamamış. Şimdi siz memnuniyetsiz olduğunu bildiğiniz iktidar memnuniyetsiz kitlesinden oy alamayıp milletin kahrına sebep olan seçmen e, prof, problemli alanlarına itibar ederseniz vatandaş bunu şöyle algılıyor. ya Benim gönlümü kazanmak yerine devlet millet düşmanlarının gönlüyle ne uğraşıyorsunuz siz? Çocuklarımızın katilleriyle mesafesizlerin ya da çocuklarımızın ölümüne sebep olmuşların yahut devletimize parmak sallamışların yahut başımızda bin bir türlü gayle var bu gaylelerin üstüne bir de Kan, Çin doğrayanların masasında siz ne işiniz var? Onların siyasi perspektifiyle ne işiniz var? Benim gönlümü kazanın hissiyatı daha çok galiptir. Yani ben şimdi düşünüyorum. Mesela sen Cumhurbaşkanı kendisinin rakibi olsaydı cümlesini o yüzden kuruyorum. Efendim vaat ettiği hedeflerin bu kadar uzağına düşmüş bir rakip. Avantajlı bir rakip değil midir efendim? Avantajlı rakiptir. Yani şundan dolayı avantajlı rakiptir. Türkiye'ye Ahmet Bey sadece meteor çarpmadı. Yani muhalefet açısından şöyle düşünülmesi lazım. Enflasyon 2018'de mukayese edildiğinde 8-10 kat artmış. Efendim hazine boşalmış, Merkez Bankası'nın rezervleri erimiş, faiz yükselmiş, efendim finansal imkanlara ulaşmak zorlaşmış, krediye ulaşamaz olmuş, rekabet gücümüzü kaybetmişiz. Yani bu işsizlik oranları canımızı yakmaya başlamış, piyasada fiyat kaybolmuş. Bir sürü ama, avantaj var. Ama ya muhalefet açısından bu avantajları o, milletin umuduna dönüştüremiyorsunuz siz. Yani orada şöyle bu, bir şey. bu olumsuz tabloyu tetikleyen ee, ve iktidardan kaynaklanmayan dış sorunlar vardır, da var. Vardır. Deprem olmuş vardır. Savaş ben çıkmış, bunları şöyle demiyorum. Pandemi vardır. Yani millet seti... biraz belki de öyle yorumlar. değil. Yani. Öyle de yorumlar. Ama değişim kıymetli bir kuvvetli bir duygudur. Bunca işin arasında 20 yıl iktidar yorucudur. Bürokraside alışkanlıklar, insanlarda ...iş yapma coşkusunun kaybına sebep olur... Meslek körlüğü diye bir şey vardır... ...bunların hepsi muhalefetin avantajlarıdır... ...pandemi de olmuştur, deprem de olmuştur... ...bu krizde vardır... ...Erdoğan'ın en büyük dezavantajı 21 yıllık... E, ...21 yıllık bir iktidarın getirdiği... ...o doğal... ...bıkkınlık hali... Yani ...o çok büyük Öyle. bir dezavantaj... Yani ...ona rağmen diri tutmak... ...ona rağmen mensubiyeti oluşturmak... ...ona rağmen problemleriniz var... ...bir kısmına da bir sebep olduk ama... ...biz bunları yine çözeceğiz... Duygusunu verip tekrar güven kazanabilmek çok kıymetli Peki, bir şey. Peki ben sizin şöyle baktığınızı mi? anlıyorum. Ta diyorsunuz en başta aslında HDP işini tamamen dışta tutarak evet. CHP, İyi Parti ve diğer o küçük sağ partiler bu ittifakı oluştursalar ve iyi bir Kılıçdaroğlu dışında başka bir adayla çıksalardı... Pekala seçimi alabilirlerdi. Şöyle algıladım. Öyle mi Öyle algılıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Böyle sizin dediğiniz gibi düşünüyorum. İyi Parti'nin masaya oturtulması, HDP'nin masaya getirilmesi, HDP'nin kendi adayının çıkarmasının önüne geçilmesi. Burada sistematik olarak adaylık dayatmasıyla bir planın, bir kurgunun kim kim ya? Şöyle görüyorum. Bu, bu kurgu bir, bu yaptı? bir proje gibi geliyor. Bunun bize, vatandaşa ya bu mesela Levent Gültekin'in bir konuşmasını dinledim. Bu benim dediğimi teyit eder bir şey. Bilmiyorum öyle bir şey olmuş mudur. O naklettiği için, anlattığı için internetten seyrettim. Kemal Bey'in adaylığını istişare ediyorlar. Adaylığını istişare ederken diyorlar ki efendim adaylığınız halinde kaybetmemiz çok mukadder. Öyle görünüyor. Aday olmayın lütfen. Uzun bir istişare ettik diyor. Bir, bir saati geçti diyor konuşmamız. Sonra Kemal Bey'in kendisine şöyle dediğini naklediyor. Bilmiyorum onun sözü olduğu için paylaşıyorum. Ben diyor adaylığımı kendim bile engelleyemem. Ne diyor? Adaylığımı kendim bile engelleyemem. İnternette var bunu epeyce anlattı ekranlarda. Adaylığımı kendim bile engelleyememle efendim ne demek bu yani? Ben adaylığımı engelleyemem. Ben aday olmaya mecburum gibi bir şey. Önünü arkasını çok bilmek zorunda olmadığım bu takdim problemli bir takdimdir. Adaylığımı kendim engelleyemem. Sen yani sen adaylığını engelleyemeyecek kadar iradesizsen sana bu memleketi nasıl teslim edeceğiz? Yahut senin adaylığın sürecinin içerisinde kendi iradeleriyle Beyanlarda bulunan partiler bu kadar böyle linç kampanyasıyla bir şeye mecbur ediliyorsa, herkes senin adaylığın etrafında itiraz eden antidemokratik olmakla, faşist olmakla, saray yancısı olmakla suçlanıyorsa, bir giyotin, adaylığınla ilgili kaybedebiliriz duygusunun giyotinine haline dönüştürülüyorsa, size, sizin arkanızda bu işlerin olması gerektiğine dair söze, sohbete, efendim kulise destek veren herkes benim gözümde zanlıdır. Şundan zanlıdır. Demokrasi umudu bu kadar kuvvetliyken, değişim umudu bu kadar kuvvetliyken, bayrak yarışı yani böyle kinle garezle değil, hesaplaşma duygusuyla değil. Efendim siyaset bir bayrak yarışıdır. Yapabileceklerinizi yaptınız. Biz sizden daha iyisini yapacağız. Coşkusu ve duygusu taşıyoruz. Biz bu hizmette varız diyeceğiniz çok tertemiz bir dille bu memleketteki değişimin öncüsü olunabilirdi. Öncüsü olacağımız değişim duygusuna efendim PKK gölgesini düşürmek nedir? Öncüsü olacağımız değişim duygusuna FETÖ çığlıkları düşürmek nedir? Bu, 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 değişim duygusuna dayatma nedir? Bu istişaresizlik nedir? Bu size itiraz eden, kaybetme korkusu duyuyoruz diyen insanları itham etmek, suçlamak, küfür etmek nedir? Bu kadar insanların efendim ahlaken sizden beklediği, daha dikkat etmemiz lazım, özenli olmamız lazım. Siz ötekileştirildiğiniz için kızıyorsunuz. Sizin bu konuştuklarınız Bizi oy vermesini istediğiniz seçmenleri ötekileştirebilir. İnsanların kalbini kırıyorsunuz. Eliniz belinizde siyaset yapıyorsunuz. Sadece muhataplarınıza değil ortaklarınızın bile hakkını hakkını halel getirecek münasebetsiz terbiyesiz açıklamalar yapıyorsunuz. Bir sürü şey konuşuldu. O arada fark edildi ki aslında bugünkü sonuçlar da öyledir Ahmet Bey. Hiç sorumluluk almayan, hiç utanmayan, istifa etmeyi aklından bile geçirmeyen bu savrulma aslında şu demektir. Ben iktidarı tek adamlıkla suçluyorum. Ben zaten partimde tek adamım. Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çok kötü bir sistem olduğunu söylüyorum. Epeydir de sizin huzurunuzda bununla ilgili cümleler kuruyorum diyor muhalefet. Ama ben partimi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyorum. Yani muhalefetin en büyük problemi mesela Kemal Bey'in şimdi ortaya çıktı bir kere daha problemi şudur. Memlekete parlamenter demokrasi vaat ediyorsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar kötü bir sistem olduğundan bahisle Tayyip Erdoğan'a hatırı sayılır tenkitlerde bulunuyorsun. Ama sen partini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyorsun. Sen partinde tek adamsın. Sen partinde tek adamlığın doğurduğu bütün keyfiliği kullanıyorsun. 10 sefer, 11 sefer seni yenmiş, sandıktan çıkmış bir adama demokrat diyorsun. 1200 delegeyi kendin yazdığın için onların oyuyla herkesin iradesine rağmen kalmaya. Ya yalnız efendim bunlar hep bir problem. Yalnız Erdoğan açısından yani yani Erdoğan açısından bu tenkitler kabul edilir mi edilmez mi onu bilemem ama şu, şu açıdan da Erdoğan daha demokrat görünüyor. Hiç değilse hani 5 yılda bir bir seçim var. Riskli bir seçim. Tabii. Giriyor seçilebilir. Kaybederse yerine İnecek, başkası bıraktım. gelecek. İstanbul'u bıraktı mesela. Kılıçdaroğlu için Kılıçdaroğlu için böyle bir şey böyle bir şey olsaydı. Ya yenilse de 10 defa yenilse de koltuğunu koruyor. Yani böyle. cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden daha sağlam bir sistemle yönetiliyor. Ciddi, bir, ciddi bir avantaj. Yani ben mesela ahlaken burada muhalefetin çok ciddi savrulduğunu düşünüyorum. Yani partilerini cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetip memlekete demokrasi vaat etmek nasıl